Selamun aleyküm abelam, abalam, kardeşlem, arkadaşlem, Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli, çok dikkat çekici bir videoyla karşınızdayız. Biz çok heyecanlıyız. Acayip heyecanlıyız. Yanımda her zaman olduğu gibi Yunus var, Ahmet var ve bu kadro bugün çok güzel işler yapacak. Acayip işler yapacağız. Yanımızda çiftliğimizin gözdesi olan Massey Ferguson 135 var. Biliyorsunuz arkadaşlar, biz bu traktörü çok seviyoruz. Bununla çalışmayı, bununla video çekmeyi çok seviyoruz. Bugünkü videomuzda da yine ana kahraman 135 olacak. Ne yapacağız bu videoda? Biliyorsunuz ki 135'liğin sınırlarını sık sık zorluyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çok sevdiğimiz için yapıyoruz. Bugün yine bunun sınırlarını zorlayacağız. Nasıl zorlayacağız? Burada görmüş olduğunuz gibi 2013 model Erkunt Haşmet 110 traktörümüz, 266 Gold ve 2017 model Erkunt Haşmet 110 traktörümüz var. Ne yapıyoruz? Şimdi sırasıyla 35'liğin arkasına Erkunt Haşmet 110'umuzun birini takacağız. Fitesi boşa alacağız. Çekebilecek mi diye bakacağız. Düşüncelerimize göre bir tanesini çok rahat çekecektir. Bence iki tanesini de rahat çeker. Doğrudur. Belki üçüncü de zorlanır. Bakalım, ben o kadar ümitli değilim, ben bilmiyorum abi, nasıl olacak. Ben de güvenmiyorum. Gücüne, kuvvetine inancım tam. Yeter ki tekerlekler tutunsun. Tamam, tutunduktan sonra sıkıntı yok. İşte evet, en büyük problem o zaten ha. Takviye de mi çekeceğiz? Hayır. Ya abi, beğendiğin viteste çekebilirsin. Evet. Şoförlük senin elinde. Şimdi ben sevmedim. İlk önce Erkunt 110'u takacağız. Daha sonra baktık çekti, diğer Erkunt'u takıyoruz. Daha sonra onu da çekerse burada görüyorsunuz ön kepçesiyle yem karma makinasıyla 266 Gold var. Onu da takacağız. Üçünü bir tutar boş vitesteyken çekerse videonun sonunda sürpriz bir sınır zorlama daha var. Eğer çekemezse zaten video amacına ulaşmış olacak ve videoyu burada durduracağız. Yalnız çekerse videoyu amacından dediğim gibi uzaklaştırmış olacağımız için sürpriz bir sınır zorlama olayı daha var. Şimdi evet, çok fazla uzatmadan istersen emmolum. Bir geçelim. Geçmeden önce ben bir hatırlatma yapayım. Biliyorsun ki çift çekerlerde boşta dahi olsa biraz bir zorlatma yapıyor. Yani boşta evet, alsanız bayır aşağı frenleme yapıyor. Yani bunları 15 ton değil de 20 ton olarak hesaplayalım şimdi. Hı hı. Çünkü bu frenleme de yapacak. Kesinlikle. Bakalım 20 tona karşı başarısını ve göreceğiz. Ve şöyle de bir şey var. Evet. Arkasında sabit bir 20 ton olsa çok belki başarılı olur. Ancak parçalı hallerde fizik evet, olarak 12 teker. 12 teker var ve evet, aralarında 3'er metre, 2'şer metre mesafe olacak. Yani en arkadaki 5 ton adam ta 5 metre uzaktan asılıp gelecek. Aynen öyle. Bir de yerler engebeli. Evet. Orada çukura düşecek teker falan. Yani gerçekten zorlayıcı bir video zorlayıcı olacak. Zorlayıcı olacak şimdi, ve çok eğlenceli olacak. Şimdi yani, ben hazırlıklara başlayayım mı? Başlayalım oğlum. Haladı gete. Şuradan şöyle cizmaya başlayalım. Aynen abi, hadi bakalım. İlk güzel haladığımız gete. Bas marşı emmi oğlum. Bas. Bir. Hadi Yunus. Yunus, hepsini getir gülüm, burada ayırırız, hadi. Yunus, videonun baş kahramanı arkadaşlar, görüyorsunuz. Önüne 2013'ü takalım. Evet, en ağır. O, en öne onu takalım, çok zorlanmasın. Dur, bunu tut. Bunun arkasına tak. Bunun arkasına götür. Yanaştıktan sonra şeyi de takarsın. Çalıştı koca oğlan. Şimdi parkurumuzdaki yerini alacak. Geri yanaşmanın bir amacı var mı? Nasıl geri yanaşma oldu? Yani geri geriye oldular ya böyle. Dümdüz olsun yani, bir tık traktör içeride bir traktör dışarıda olmasın. Anladım yani, tamamdır. Onu bir ayarladım. Tamam abi, ilk denememiz. Önde düzledim. Evet. Geri geri çekerken dönme yani hizayı bozacak bir unsur kalmadı. Tamam, dönerse zaman... de ben yardımcı olacağım. Tamam. Bunu ilk bir Yunus çeksin. Çekebilir mi Yunus? Kaç daha sonra günlerini ben çekerim. Tamam. Yunus. Kalatı gerdirerek yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Dinamik olayım. Bir, bir. İki, üç, on.
Yunus şımarmaya devam ediyor. Yavaş yavaş. Bakalım. Buyurun. Boş viteste tek Erkun Taşmet 35'liğin performansı ne olacak? Aman. Çekti zorladı. Abi. Zorladı. Yunus da olacağını düşünmüyordum bak. Şimdi sana hak verdim. Yunus'un da amatörlüğü var işin, evet, içinde ama zorladı. İn. Hayır, çok geldim lan Erkun. Çok. Hadi tamam, ikinci tamam. Erkun Taşmet'imiz geliyor. Kanat hazırlayın. Gördüğünüz gibi çekem. Birkaç tık. Karizma olarak Erkun'u ben bir numaraya tutarım yani. Sesini tam olmamış olabilir amalım. Bir daha senden rica ederim. Yerlilerin içinde diyorum. Karizma olarak Erkun'u bir numara olarak tutarım ben. Evet. Kesinlikle. Şu makyajın güzelliğine baksana. Tasarımı yapmış değil mi adamlar? Konuşturmuş. Yapmış abi. Tasarımı insanlar, yani ithal traktör olanlar da seviyor Erkun'un tasarımını. Evet. Şimdi sırada diğer Erkunt'umuz var arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Bakalım hangi aşamada kalacak. Görüyorsunuz 35'lik arkasında dev gibi duran traktörlere boştayken asılabilecek mi bakalım. Özeyini ve sen ya. Yunus özeyi sandıkta olabilir. Yunus özeyini sandığından al gülüm. Bu halatımız kopuk olduğu için. Gel biraz daha emmolu. Bunu salsın da. Gel. Şöyle takacağız bak Yunus. Getir tak. Tamam. Evet buradan gerdir. Gerdir. Tamam. Evet. Şimdi iki Erkunt bir 35'liye karşı. Bakalım sonuç ne olacak? Söylediğim gibi belirli bir yerde bunların ağırlığı olsa 35'lik bence rahat çeker ama şu anda aradaki mesafeye bakın. Tren gibi. Gel gel gel. Çekti. Çekti. Bunlar çıktı. Nasıl? Tarafı çeksen ya. Nasıl patlayan çekti? Buraya bak. Nasıl da gitti buraya. Bir kere daha deneyelim mi? Deneyelim. Tamam. Takmayalım mı? Bir tanesini çektiği kadar rahat değildi. Görüyorsunuz burada sol teker bir pati yaptı. Şuraya da yapışmış, bildiğiniz yolu yolmuş. Yani ben şimdi arıyorum. Aynen. Şunu ön takıyoruz. Aynen önüne takalım. Yunus diğer ipi de hazırlayalım kankam. Nasıl sence çekebilecek mi? Aha. He? Çekecek. Şimdi üçüncü ağırlığımızı, üçüncü traktörümüzle buraya takacağız. Şöyle birleştirelim. Birkaç açıdan görüntü alayım. Onu çıkarmadan buraya bağlayacağım Yunus. Ben bağlayamam. Bu ucu da mı kopuk? Benim köpek aldı gidiyor. Bunun bu ucu da mı kopuk? Ha. Ha şurada pardon. Tamam. Şunu şuradan açar mısın be? Açayım. Emre oğlum bu arada Gold'u yanaştırıyor.
Yem karma makinasıydı, kepçeydi. Bu da bayağı ağır olacak burada. Bakalım ne gibi sonuçlar ortaya çıkacak. Heyecanla bekliyoruz. Arka arkaya kadraja sığmadılar. Şimdi orada bir hummalı çalışma var. Halatın bir ucu kopuk. O yüzden birbirlerine bağlıyorlar. Burada 35 çalışıyor. Şunun sesini bir dinleteyim size. Saat misin be mübarek? Bugün çok çılgın gidiyoruz. Acar olacak şimdi. Oo, sence çekebilecek mi? Çekecek. Hadi bakalım. Eskiden gibi oldu. Şöyle bir çekeyim. Buradan bir çek bakalım. Görüşlerini alayım. Sence nasıl olur? Bence çekemez galiba. Çekemez. Sınırlara bu kadar. Biraz önce ben çekerim işte gücüne güvenirim 35'liğin diyordun. Ama ben hala güveniyorum da. İkinci vitesi dene bakalım çekemeyecek mi? Vites arttıkça bunu çekmesi değişmez. Evet. Öyle bir şey yok yani. Üçüncü vitesi zaten çekeceğim. Üçüncü vitesi zaten çekeceğim yok. Ayar neyse ona göre çekeceğim. Ya. Şimdi binip deneyeyim sonuçları görem. Hadi. Hazır olur. Mıyız? Hazırız. Hazırız. Yavaş yavaş. Yunus sen git kolda bin. Ne olur ne olmaz el freni çekeriz. Evet. Doldun. El freni mi çekeyim? Bakayım dur. Yunus boşta mı? Boşta mı? Traktör boşta mı? Biraz boş biraz seni sınamıyorum. El freni. Çekebilirsen çek bakalım. Çekiyorum diyor. Bakalım çekebilecek mi? Yok. Yerinden oynatamıyor. Olmaz abi. Hem oğlum deniyor hala. Geri gel yavaştan bir daha gerginlik al. Ya da açını değiştir. Biraz oynadı yerinden. Gold biraz oynadı yerinden. Ama yok. Gold'un duruşu biraz da şöyle. Bayır yukarı. Bayır yukarı. Gel bak inceleyen. Gold beni rahatsız ediyor sanki. Ediyor zaten. Gel bak. Şuna bak yerinden kımıldamıyor ya. Biraz tekerini hareket ettirdi Gold'u. Bak şey yapabiliriz. Gold'u biraz öne alalım. Tamam mı? Ha, bu boştayken denesin. Ha yani boştayken değil de. Evet. Daha yakın alalım şu çukurdan çıksın. Şuraya kadar al. Ondan sonra çekmeye başlayalım. Abi arkasında yem karma makinesi, aradaki mesafe uzun bak orası da çukurda gibi biraz. Çukurda. Şöyle biraz daha düze çıktı. İyi. Biraz daha düzde. Bakalım 35. Şimdi gidip hızlıca çekem geldi. Çekeceğim diyorsun ben ha. Ben sinir oldum abi çekemedim böyle. Akşam rahat edemem. O zaman çekeceksin. Sen yalan. Olacak olacak çekeceksin. Çekme. Hadi bakalım. Niye çekilmiyor ki ya? Öttür şu 35'i. Ama 35'in çekmesi abi lazım. Abi niye çekemiyor? Görmüyor musun? Ne kadar mesafeden çekiyor. Allah Allah. Olmaz tekerlen değişti. Doğru olabilir. Bir çözüm olabilir. Bu çekemezse bu sefer Gold'u bunları çektireceğiz tamam mı? Olur mu? Onu deneyeceğiz tabii. Şuraya bak.
sen dur. Sen mi çektin yoksa? Boşta mı? Ha. Dur be. Evet arkadaşlar, görüyor musunuz? Size de göstereyim. El frenleri çekik falan değil. Ahmet çekemeyince ağladı biraz. El frenimi çekik, şöyle mi böyle mi diye de. Yok, hiçbir şey yok. Gerilecek birazdan. 35'in çırpınışını görebilirsiniz. Evet, Bolt geriliyor. Yürü yürü yürü. Evet. Vallahi çekti. Çekiyor çekiyor, yürü. Çekti. Durdu. Evet, milim milim oynuyor. Abi ben pes ettim. Ben pes ettim abi. Pes mi ettin? Evet, tebrik ederim. Ne için? Öngördüm için. Doğru tahmin ettin değil mi? Evet, 35 bizi yarı yolda bıraktı. Daha doğrusu benim tahminlem yarı yolda bıraktı. Yani şu şekilde yerinden oynattı. Baya baya çekti. Ama istediğimiz performansla alıp yürüyemedi. Niye? Sadıç, dediğim gibi aradaki mesela uzunluk çok... traktörlerin aynen ağırlığını arttırıyor. Ta bu en arkadaki golde asılmaya çalışıyor. Yani bütün bunların yükü dediğim gibi sadece arkasında olsaydı rahat çekerdi. Evet. Ama bu aradaki mesafe olsun, traktörlerin ağırlıklarının farklı farklı yerlere dağılmış olması olsun, çekemedi. Çekemedi. Ben üzgünüm. Vallahi biz amacımıza ulaştık. Evet. Denedik. Denedik. Aklımızda artık Erkunt'u Gold'ları, Erkunt'ları Gold'a arka arkaya bağlasak 35 çekebilir mi diye bir soru yok. Yok galiba, kesinlikle. O soru aklımızdan çıktı. Yalan. Bu videonun amacı ne diye sorarsanız da aha bunu öğrenmek işte. Şimdi güzel bir videoda hikaye anlatıp konuyla alakalı videoyu bitiriyorum. Aha. Şimdi bir gün padişah bilim adamlarını sınamak için ülkedeki bütün akıllı, uslu, çalışkan adamları çağırmış huzuruna. Evet. Demiş ki bir deveyi iğne deliğinden geçirene 40 küp altın vereceğim. Bir tane bir deveyi evet iğne deliğinden geçirene 40 küp altın vereceğim demiş. Haberi salmış ve bilim adamlarını, çalışan insanları yollamış. Zaman vermiş, zaman dolmuş. Padişahın karşısına çıkmışlar. İşte ben yapamadım padişahım, olmuyor padişahım, edemiyorum padişahım derken biri demiş ben yaptım. Kocaman bir inne deliğim yapmış. Galiba orası, hikaye bu ya. Ha. Yapmış. Yaptıktan sonra padişah demiş ulan helal olsun lan. Kocaman deveyi iğne deliğinden geçirdim. Buna demiş 40 küp altını verin. Yalnız 40 tane de demiş falak atın mı? Niye? Padişahım niye ya? Neden böyle bir şey yaptınız falan filan? Demiş ki tamam başardı da böyle bir işle uğraşılır mı? Allah Allah. Bu zamana kadar bu adam bu işle uğraşıyor. Bu işle uğraşın. Bizim amaç videonun hem başaramadık hem uğraştık. Hem uğraştık. Yani bunu 35'liğin çekip çekemeyeceğini kanıtladık. Ancak böyle bir işle uğraşılır mı? Uğraştık işte. Uğraştık bu abi. Şekilde evet. Güzel bir video olduğunu düşünüyoruz. Evet, biz çekerken görüntü olarak aynen. Da benim çok hoşuma gitti. Yani. Çok eğlendik. İnşallah siz de eğlendirebilmişizdir. İnşallah. Şimdi videoyu çok uzatmaya gerek yok. Videoya burada son vereceğiz. Yunus yine her zaman olduğu gibi köpek kovalıyor. Çocuk hayvanlara karşı böyle ilginç bir sevgiyle bağlı. Bak, şuna bak ya. Gel. Ne haber? Yeni gelmiş ha. Ya yeni. Hem oğlum senin söylemek istediğin son bir şey. Hem oğlum ben çok eğlendim. Niye eğlendin diye sorarsan badinaj etti işte. Çekmeye çalıştım, bir hırsa büründüm. He. Ama çekemedim. Onun he. Yüzden de içimde bir burukluk var. Genel olarak eğlenceliydi. Evet, bunu isteğe bağlı olarak insanlar dilerlerse asfaltta sert bir zemin üzerinde tekrardan deneyebilirsin önümüzdeki zamanlar. Evet. Çünkü o zaman tekerlerin yere sürtünmesi azalacak.
yere ne kadar olsa çime basıyor şu anda. Evet. Yani düz bir alanda olacaklar. Burada bayırlar, engebeler var. Çok. O şekilde de bir deneme yaparız. Yapılabilir. Şimdi abi. Evet. Videoya veda ediyoruz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.